Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü öğrencileri Şevek 2. Dünya Savaşı'nda adlı oyunu Bilkent Üniversitesi'nden aldıkları davet üzerine Ankara'da sahnelenecek. Oyunun hikayesi 2. Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanya'sı işgali altında kalan Çekoslovakya'da geçiyor. Nürol Kültür Merkezi Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda sahnelenen oyun büyük beğeni kazandı. Üniversite öğrencileri sergiledikleri performansla Ankara'dan davet aldı. Oyunu 25 Haziran Cumartesi akşamı saat 20'de Bilkent Üniversitesi Uluslararası Tiyatro Festivali'nde sahneleyecekler. Oyunun müzik direktörü Dr. Togay Şenalp, Kent Haber'e yaptığı açıklamada şunları dile getirdi. Schweik 2. Dünya Savaşı'nda oyunu bizim Selçuk Hoca ile yaptığımız, Selçuk Sazak'la yaptığımız 4. mezuniyet oyunumuz oldu. Ve kendisi Almanya'da çoktan tiyatro alanında başarmış, Almanca olarak internette kendi adına sayfalar açılmış, devlet tiyatrosunda da yönetmenlik yapan muhteşem bir yönetmen. Kendisiyle bir müzikal yapmak istedik 4. sınıflarla beraber. Ben de müziklerini yapmak istedim çok gönüllü olarak. Ve harika bir iş çıkardığımızı hissettik ve bu çok da kısıtlı bir zamanda oldu. Ve Bodrum'da Nurol Kültür Merkezi'nin tamamen dolu olduğu ve her izleyenin mutlu ayrıldı. Çok güzel bir başarıya imza attık. Oyunculardan Eda Sinem, Asmin Öküç, Ankara'da davet edildikleri için çok mutlu olduklarını dile getirerek şöyle dedi. Bizim için hem gururlu hem heyecanlı bir serüven oldu. Selçuk Sazak hocamız da zaten çok keyifli ve çok öğretici bir yol izledik. Şimdi bu yolun Ankara'yla taçlandırılması bizi yaptığımız iş anlamında çok tatmin etti. Bir davet aldık. Oyunumuzu Bodrum adına, Bodrum'u temsilen oraya götürüyoruz. Bu süreçte bütün Bodrumlulardan da desteklerini bekliyoruz. Bir devlet fakültesi olarak yapabileceğimizin çok üstünde maddi, manevi bütün imkanlarımızı zorlayarak gerçekten iyi bir iş çıkarttığımıza inanıyoruz. Çünkü çok büyük bir inanç ve çok büyük bir sevgiyle yola çıktık. Yapamadığımız yerlerde de bütün Bodrumluların desteğini bekliyoruz. Öküç her cumartesi günü de Konacık Kale İş Merkezi'ndeki Burlesque Lounge isimli mekanda Gıdıklamalar isimli interaktif oyun oynadıklarını dile getirdi.